Yeni bir videodan herkese selam dostlar. Bugünkü videomuzda uzun bir aradan sonra, bir 5-6 aylık bir aradan sonra yeni karakterimizin tanıtımıyla tekrardan aranıza dönmüş bulunmaktayım. Birkaç aydır şehir dışındaydım. O yüzden mecburi bir ara vermek zorunda kaldım ve bir anda olan bir durum oldu. Ekranlarınızın başına geçmeden kanala NCS attık. Bütün sosyal medya hesaplarımız Macro Hunter yerine Lyrant olarak değiştirildi. Bunu niye değiştirdim? Aslında bayağı bir süredir aklımda vardı. Daha özgün, daha farklı, akılda kalıcı bir isim olmasını istedim ve Macro Hunter birazcık daha basit kalıyordu. Bu yola çıkmadan önce farklı bir amaçla açılmış bir kanaldı ama artık bu şekilde kullanmaya karar verdim. Bu kısa özetten sonra dilerseniz, bu arada bu kanal ismi değiştirme ile alakalı yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz benim için çok değerli olacaktır. Öncelikle çok köklü değişiklikler yaptık. Yani kanalın isminin değişmesinden tutun, karakterde olan değişiklikler ciddi anlamda bir kısmınızı üzebilir, bir kısmınızı sevindirebilir dostlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi karakterimiz zaten önceki videolardan da tanıdığınız Intelligent karakteri. Ve yine tahmin ettiğiniz üzere Olimpiyadayız. Ve karakterimiz gördüğünüz gibi Rep 9 ve %80.82, yani bunu beraber Reborn yaparız. Az önce tüm puslarını ve premiumunu bastım. Yine Gold premiumumuz olacak. Tam 30 gün boyunca videolar, canlı yayınlar bizleri bekliyor diyebilirim. Bunun dışında karakterimizde neler var? Birazcık ondan bahsedeceğim. Öncelikle karakterimiz, şöyle pusu bir çıkarayım. Gördüğünüz gibi bir holy seti var. Artık biliyorsunuz artı 8 int krovas setimiz vardı ve int bp'ydik. Artık int battle press değiliz dostlar. Beni int bp, int battle press dışında çok az jobla görmüşsünüzdür ama artık intelligent karakterimiz bir int bp değil, artık holy setle bir str battle press arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi artık birazcık, yani hibrit diye tanımlanan Türkoğlu abim ve de buradan bolca selam olsun. Kendisinin uzun bir süre bu metayı oynadığı ve benden, hatta birçoğumuzdan daha fazla bilgiye sahip olduğu bir metadayız. Bu metayı açıkçası uzun süredir araştırıyorum. Çok video baktım, çok rehber aradım. Aslında çok bir bilgi de yok web sayfalarında ya da YouTube'da. Birazcık merakım vardı ve birazcık da artık Int Battle Pass'in 4000-4500 AP'lerde karşı ırka 400-500 vurması beni birazcık boğdu açıkçası. Yani tamam mob kesiyoruz ama bunu bir 2K AP'li, 3K AP'li bir çarda kesebiliyordu. Yani ben 3 atıyordum, o 4 atıyordu. Birazcık bunlardan sıkıldım açıkçası ve ben DB oldum ama bu Torment'i attığım zaman karşı tarafa 2K, 3K, 4K damage vurmak istiyorum dedim. Ve böyle bir meta değişikliği yapmaya karar verdim. Yine DB oynayacağız ve NCS şu anda düşünmüyorum, intelligent olarak oynayacağız. Klan ismimiz Macro Hunter. Belki şu an Lyrant olarak, belki şu anda yeni ismimizi tanımayanlar, bilmeyenler olacaktır. Bu geçiş sürecinde bir süre Macro Hunter klanı üzerinden aynı logomuzu devam edelim. Bu arada logoda ufak bir yenilik yaptım. Böyle küçük, elimden geldiği kadar bir değişiklik, bir farklılık katmak istedim. Gelelim itemlerimizin tanıtımına dostlar. Evet, öncelikle puslarımızı Pathos, bu limited olan Pathos'lardan kırdım. Şanslıydık ki bu ay ondaymış sıra. Maalesef burada Walker'lerde yoktu ve ben bankamda da yoktu. O yüzden bunu normal pustan çektim. Süresi de 2 aylık, gayet güzel oldu. Lunar Tattoo ve Kanat vardı bankamda birer aylık. Bunları bastım. Perimiz var. Onun dışında da şurada bir tane de Gold Star'ımız var. Bu da %3 daha fazla damage vurduracak moblar arkadaşlar. Bunun dışında birazcık itemlerden bahsedeceğim. Öncelikle takılardan bahsedelim. Dual 3 Lillime, gördüğünüz gibi Avuç artı 3, Sos artı 3, Dual Roach artı 3'ümüz takılarda mevcut. HP olarak da yine HP Cross'umuz
Belt of Life'ımız. Bunu Libol'le değiştirebiliriz arkadaşlar. Çok fark ediyor mu bakacağım onu ilk önce. Ve yine Int Battle Pass'imizden kalan Int AS Draki'miz var. Hem Ardream'de hem CZ'de kullanacağımız Draki'miz arkadaşlar. Bunu özellikle şimdilik değiştirmedim. Çünkü Ardream'de mükemmel içerikler bizi bekliyor. Onun da tüyosunu buradan vereyim. Takılarımız bu şekilde ve setimiz serverda, Olympia serverında tek olan ve diğer serverlarda da çok tercih edilmediği için toplanması zor olan +7 STR basılı poli set dostlar. Mükemmel bir defans ve mükemmel bir set bonusuyla gerçekten çarı asıl ayakta tutan item build'imiz bu olacak. Bunun dışında da gelelim kalkanlarımıza ve silahlarımıza. Biliyorsunuz nostalji ve serverda tek olan itemlerin hastasıyız, seviyoruz. O yüzden bir şeyler topladım yine sizler için, görsel olarak size bu keyfi verebilmek için. Öncelikle asıl silahımız Hellbreaker +11. Şöyle takayım ve bu görüntüyle sizi baş başa bırakayım. Gerçekten güzel bir silah. Nostalji sevenler için de güzel. Performans olarak da çok güzel ve bu mana açığını ciddi anlamda kapatan bir silah. Gördüğünüz gibi 8K'ya kadar bir manamız oldu bu silah sayesinde. Bunun dışında yine önceki presimizden kalan Lobo Hammer'ımız, Undiset için kullanacağımız Lobo +8'imiz var. Ve yine maliyetini kurtaran slotlarda Large Breaker'ımız var. MP Recover'lı farm yapabileceğimiz slotlarda kullanmamız için. Ve gelelim kalkanlarımıza. Bir tane Scorpion Shield yine Undi için aldığımız. Yine Undi'li HP'yi de birazdan göstereceğim sizlere. Ve Hybrid Battle Priest'in detaylarında nasıl stat, nasıl skill verildiğini, neler giyebileceğini de hızlı bir şekilde geçeceğiz. Gaps Adamant Artie'yi de aldım. Olmazsa olmaz. Kesinlikle bizi birçok pozisyonda birçok yerden kurtaracağını düşünüyorum ve güzel sahneler yaşatacak bize. Dol +9 serverda tek ve kullanmaktan aşırı keyif aldığım bir silah. Bunu da şöyle Ardream videolarımızda gerçekten Ardream'in Adamant 9'u gibi düşünebilirsiniz bunu. Gerçekten Ardream'de muhtemelen çok çok zor bir şekilde öleceğiz. Bunu da hem CZ'de hem Ardream'de kullanmayı düşünüyorum. Ve gelelim fantezi olarak belirttiğim kalkanımıza. Evet. Gördüğünüz gibi Castellan Shield +7. Görüntüsü adeta hipnoz ediyor. Bunu da bakalım CZ'de Human ırkını hipnoz ederek kesebilecek miyiz? Birazcık görüntü için çok önceden bankamda bulunan bir kalkan. Bunu da sadece görüntüsü için aldım açıkçası. Adamant yokken ben bunu almıştım. Şimdi adamantı aldıktan sonra belki bunu satabiliriz. Ama şimdilik görüntüsü için birazcık tutmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi kalkan bu şekilde. Evet. Skill item tanıtımız bu şekilde. Ve merak edenlerin sorusunu cevaplayayım. Ruahue 9 ve Lupus 9'umuzu sattık arkadaşlar. Daha doğrusu Int Battle Press'e dahil her şeyi sattık. Kalan sadece Draki oldu. Bunu da bu metayı denemek için yaptığımı en başta da belirtmiştim dostlar. O yüzden belki kızanlar olacaktır. Belki daha mutlu olanlar olacaktır ama tekrardan altını çizmek istiyorum. Karşı ırka çok yüksek demeçler çıkarıyor arkadaşlar bu çar. Yani artık 4000 AP'de, 4500 AP'lerde karşı ırka 400, 500, 600 vurmak yok. Şu anda artık minimum 1400-1500'lerden bahsediyorum ve maksimum 3-4-5, belki de daha fazla bunu göreceğiz. Damage'ler çıkarabileceğiz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi itemlerimiz bu şekilde. Gelelim statlara. Hızlı bir şekilde statlardan bahsedeceğim. Öncelikle Inti 188 yapmak durumundayız. Çünkü Holy setimizin göğüslük parçası 188 Int bonus istiyor dostlar. 188 Int bonustan sonra kalan hepsini STR'ye verdiğimizde 234 STR'yi buluyoruz. 255 maalesef olmuyor. Dolayısıyla HP'ye bir stat bonusu vermiyoruz. Bundan dolayı rep 9 olduğum için de normalde rep statlarım benim, yani rep'ten gelen statlar, yani 18, şu an rep 10 değilim, 18 stat bonusumuz int'teydi. Bunu da STR'ye çektim. Full AP'yi sizlere gösterebilmek için. Şu anda tek AP kaybımız arkadaşlar Walker'lerden gelen AP'miz yok şu anda. Onları da Limited Edition aldığımızda bakarız. Şuradan bir de amblem kırarak da size AP'yi hem Draki'de hem burada göstereceğim. Evet. Statlar bu şekilde. Hybrid Battle Press'te giyebildiğiniz kalkan zırh kadar int veriyorsunuz. Üstünü STR'ye abanıyorsunuz dostlar.
Evet, şimdi geldik skill'lerime. Ben debuff olarak oynayacağım yine. Kesinlikle PK ve farm anlamında daha keyifli olduğunu düşünüyorum. Özellikle solo farm atıyorsanız 3-4 kişiye kadar kendinizi savunabiliyorsunuz. 76 Spirit verdim. Hell 60 ve Master 12 dostlar. Bu şekilde oynayacağız. Bunun dışında AP'den bahsedelim hızlı bir şekilde. Şöyle Hellbreaker'ımızı takalım. Şu anda üzerimizdeki her şey full AP şeklinde. Yani daha doğrusu Opal 3'ümüz tabii ki yok da biraz orta kararta kadar aldım. Sos 3'ümüz var. Lilem 3'ümüz var. Roj 3'ümüz var. Bir de bu arada itemlerimizi videolar içerisinde yine arttıracağız. Şu yüzükle alakalı ciddi düşüncelerim var. Belki bir rof ilerletiriz beraber. Bunu da fikirlerim arasında olduğunu söyleyebilirim. Şimdi AP'mizden bahsedelim. Şöyle üzerime birer ağaç seyici alacağım. İnanın şu an ben de ilk defa bakıyorum AP'ye. Beraber öğreneceğiz AP'mizi. Şöyle kol da basacağım. Bu arada isterseniz ilk önce bir şöyle bir undi alalım. HP'den de bahsedelim. Hem yani full olarak görelim çarı istiyorum. Şöyle kendime bir undi attım. Şöyle de ağaca attım yan karakterimizde. Evet, şu anda full HP set değiliz aslında. Şu an sadece takıları birazcık HP bazlı yaptık. Şöyle hemen silahımızı taktığımız zaman şu anda 8187 HP'miz var ama eksiğimizi söyleyeyim. Setimizde HP yok. Yani daha doğrusu trial ya da 9 çitin set tarzında bir HP setimiz yok. Bunu da şöyle yapacağım. 20 tane mi Dark Metal Fragment biriktirdim. Bunları da günlük beraber yapacağız. Buradan da bir 7 zamanla da 8 HP trial set yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Undi'de gerçekten büyük katkısı olacak bize ama şu anda gördüğünüz gibi 2 tane takıyla direkt 8187 hatta anteli bir şekilde 8.5K'ya kadar bir HP'yi yakalıyoruz. Bu da int BP'den daha yüksek bir HP sunuyor bize arkadaşlar. Gelelim AP'mize. Şöyle kitap basalım. 3912 AP ve 1373 defansımız var şu anda. Kalkansız ve full atak bir şekilde dostlar. Burada eksik olan dediğimiz gibi Volker'in AP'si ve bunun yanında şerifimiz yok arkadaşlar. Bu şekilde 4K'nın üzerinde bir AP görürüz diye düşünüyorum. Ve bir tane level atlayacağız. Onda da çok da olması biraz katkısı olacaktır. Bu şekilde CZ'de farm, PK ve birçok an beraber yaşayıp karakteri deneyeceğiz. Ben de sizle beraber deneyeceğim. O yüzden birazcık da heyecanlıyım. Ve karakteri defansif modda aldığımızda 1657 defansımız oluyor. Eğer tamamen şöyle Lobo ile beraber takarsak da bu şekilde defansif olarak oynayacağımızı belirtebilirim arkadaşlar. Şöyle anti'de taktığımızı 9K'ya yakın bir HP ile defansif oynayacağımızı belirtelim. Şu anda defans olarak int BP'ye yakınız. Birazcık fazla. Onun sebebi de Holiset'in defans farkı arkadaşlar. Burada int battle press ile hybrid battle press'in farkını net bir şekilde şöyle belirtebilirim. HP'si daha fazla, defansı daha fazla. Tabi itemlerle alakalı defansı kesinlikle meta olarak bir ayrımı yok. Atak olarak şöyle baktığımız zaman kitapta basalım. Şunu da takalım. Atak olarak int battle press'ten şu anda daha fazlayız. Yani normal CZ'de attığımız PK'da şu an bir tık daha fazlayız. Orada şöyle bir dezavantajımız vardı. Küpelerden HP hiç almıyorduk. Yani burada Diamond Ring takmış gibi, burada da Opal takmışız gibi olduğu gibi AP'ye yüklenmiştik. O yüzden orada HP'den ve defanstan kayıp vardı. Tamamen hata yüklenilmişti. O şekilde AP'miz 3900-4000 arasındaydı. Şu anda aslında takılarımız verdiği STR'ye kadar HP verdiği için ve birazcık orta karar rezisti de olan takılar itemler olduğu için birazcık burada karakter full AP odaklı olmasa bile 3900 AP'yi yakaladığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim dostlar. Bununla alakalı da yine item değişikliği, takı değişikliği siz değerli dostlarımın, abonelerimizin yorumlarıyla değerlendirip bir farklılıklar yapabiliriz arkadaşlar. MP Recoverly'da 2431 AP'ye ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu AP'deki bir hybrid battle press'in slotlardaki performansını da beraber deneyeceğiz. Int BP'nin farkı tam olarak burada belli oluyor. Çünkü az önce gösterdiğimiz AP'de hem PK hem farm atılabiliyor. Aynı AP'de kalkan da taktığı zaman bir değişikliği
olmuyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi IntBP ile Hybrid Battle Press'in, STR Battle Press'in yani fabrikli STR Press'in en büyük ayrım özelliği PK alanındaki performansı ve karşı ırka Int Battle Press vurmuyor dostlar. Benim Int Battle Press'i bozmamın tek sebebi buydu. Çünkü artık çok daha düşük itemli adamlara çok daha az demeçler vurmak birazcık koyuyor. Çünkü karakterin değeri çok fazla ve karakterin gözüken AP'si çok fazla. Aynı şekilde gözüken rezisti de çok fazlaydı ama ona rağmen her Ice DR'nin tutması, karşı ırka vurulan az demeçler beni birazcık o metadan itti. Ve böyle bir metaya geçme kararı aldım. Evet dostlar, bir de hemen Şerif'le AP'yi de göstermek için hızlı bir şekilde geldim. Şerif'le de 3984 AP'ye kadar ulaşıyoruz. Şu anda full atak bir şekilde. Eksik olan bir şeyimiz şu anda yok. Dediğim gibi sadece Walker'lerde bir eksiğimiz var. Onun dışında da bir eksiğimiz yok. Yani 4000 küsür bir AP'ye ulaşırız. Bunun dışında AP'yi artık silahla veya takılardaki değişikliklerle Diamond Ring veya Opal Earring tarzında, Shash tarzında eklemeler yaparsak daha yüksek bir AP görürüz ama şu anda hem resist olarak hem de defans olarak, HP olarak orta yolu bulacak item ve takılar aldım. Şu anda karakterimizi hem tank olarak hem atak olarak rahatlıkla oynayacağız. PK kesitleri, farm kesitleri ve aynı şekilde sohbet canlı yayınlarımız Twitch üzerinden zaten olacak. YouTube'da videolar, Twitch'te canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. O yüzden burada görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz daha rahat bir şekilde iletişim kurabiliriz. Soracağınız soruları sorabilirsiniz dostlar. İstediğiniz videoları yorumlar kısmında belirtirseniz istediğiniz slotları çekip sizlere göstermeyi düşünüyorum. Ve yaptığımız anket sonucunda da biliyorsunuz slot slot video ve slot slot dropları merak edenler oldu. O yüzden slot slot gezmeye başlıyoruz ve aynı zamanda bir karakter tanıtım daha yapacağım. O karakterimiz de Ardrim Battle Priest ve orada ufak bir sürprizimiz var. Orada da yine aynı itemlerle bu sefer STR yani fabrik set giyerek oynayacağız ve Ardrim'deki slotları da, düşük level'daki slotları da o karakterle farmlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bu şekilde de yapacağımız cash hediyeleri, çekilişlerden de rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Rahatlıkla bilgi sahibi olabilirsiniz dostlar. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.